gün Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin misyası, tarihi misyası, Türk dünyasının hazırkı bölgüldüğü adamzatın madaniyatındaki orduna koşkun salımı özge çekenin yakşı bilesizler. Münşul bağıtta iştegen, murun göktögün işkaralar ötüp, yedaralı kongresler, konferensiyalar uyuşturulup. Türk elleri adamzatlık tarihka, canan madaniyatka özgöçe salım koşkun, Türk ellerinin filosofya murasları dünyalık akıl kazmasında barandığı orun değil. Şimdi de Manas Üniversitesi bugün uluttuk, çok uluttuk bilim veri sistemasında özgöçe model kadar, özgöçe ülgü kadar anamız. Şu üniversite bizim ruhani ordumuza aylanıp burada. Şu üniversitede el aralık dengeldeki, respublikalı dengeldeki kadır partu forumları burada. Şundan sizge umatı rektörümüzde çoğun razı bilgisayarız. Bu Manas Üniversitesi bizim bilim veri sistemasında en avantgard üniversite aytarlar. Bizden üniversitede bizim misiyamızga baylanıştuu көптөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. Анын эң башкысы түрк дүйнөсүнүн философиясын, түрк дүйнөсүнүн маданиятын, түрк дүйнөсүнүн адабиятын, эле Түркиянын тарыхына, динине башка да маселелерге арналган ар кандай деңгээлде симпозиумдар өтүп бирок бүгүнкү симпозиум биринчи жолу өтүп атат. Бул өзгөчө бир маани берип өткөрүп атабыз. Анткени биринчи жолу эл аралык деңгээлде түрк дүйнөсүнүн философиялык мурастары деген темада симпозиум өткөрүлүп, ошого дүйнөнүн бардык тарабынан окумуштуулар, илимпоздор чакырылып, бүгүнкү күндө бүгүнкү коомдогу жетишкен илимий прогресстин алкагында ушул маселе жөнүндө ири отуруп түзгөнөшүп, келечектеги перспективаларды аныктайлы деген максатта ушул симпозиум чакырылып ишке ашкан отурат. Bu çok da anlamlı bir sempozyum. Türk dünyasının felsefi mirası. Şüphesiz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi açışta Sayın Bölüm Başkanımız da söyledi. Esas itibariyle misyonun görevini bir parçası olarak Türk dünyasının bütün mirasını, birikimini inceleyip, araştırıp bütün uzmanların katkılarıyla yeniden öncelikle bütün dünyanın istifadesine sunmak gibi bir görev üstlenmiştir. Türk Uygarlığı Araştırma Merkezimiz tarafından yayınlanan pek çok eser bugün bilim dünyasının ve dünya kamuoyunun istifadesine sunulmuş. Özellikle gençlerimizin bu eserlerden istifade etmesi için bilhassa özel itina gösterilmiştir. Bugün dünya yine omurgasında Türklerin bulunduğu yeni bir medeniyete ihtiyaç duyuyor. Yeniden insan olduğunu hatırlamak, insanın kıymetini bilmek, insanla beraber bütün kainata karşı sorumluluklarını idrak etmektir. Adaletle, hakla ve hukukla yaşanabilecek bir dünya için, gerçekten barış için bir medeniyete ihtiyacımız var. Bu medeniyet inşallah 21. asırda bizim bu mirasımızın yeniden canlanması da dünyaya yeni bir nefes, yeni bir mutluluk vesilesi olacak. Bu sempozyum bizi heyecanlandırıyor. Çünkü birkaç yüzyıldır dünyasından koparılmış, o güne kadar tarihe öncülük yapmış bir milletin yeniden kendini bulma, yeniden kendini inşa etme hareketinde bir motivasyon, bir başlangıç olacak umudundan dolayı bu tip etkinlikler bizleri heyecanlandırıyor ve umut oluşturuyor. Yaşadığımız dünyanın değerlerini eğer kendi gönül dünyamızdan inşa edebiliyorsak bu bizim felsefemizdir. Bunu geride kalanı taklittir zannediyorum. Dolayısıyla kendi yaşam enerjimizi kurabilmek için önce bir felsefemizin tanımı olması gerekiyor. Bu organizasyonlar
dünyanın neresinde olursa olsun birleştirici ve inşa edici, ihya edici hareketler. Dolayısıyla sempozyumun yapılışı bizleri heyecanlandırıyor. Bugün de gelecek yıllardaki yapılışında da biz her zaman organize ekibine elimizden geldiğince katkıyı vereceğiz. Негизинен түркү философиясы дегенде бул үлкөн угум. Билесиздер, кийбиреулер айтат, түркү халыктарында жазба маданият болмаган деп. Бул өтө кате пикир. Үткөнү мына жерде көрсөтүлгөн орхон жазууларынан баштап, түркү маданиятында жазба деректер өтө көп. Сол деректерди биз аткарып, казыр актарып, сараптап көрсөк, биздин түркү философиясы чыгат содан. Konuşmamın başlığı aslında bir muhasebe. Türk tefekkür geleneğinin üzerine bir muhasebe. Biz neredeydik, şimdi neredeyiz? Mesela bu. Bu açıdan meseleye baktığımızda felsefi bir deize oturuyor. Düşünceye oturuyor, tefekküre oturuyor. Yani bizim ilk kaybımız tefekkürde oldu. Onun için hani derler ya, gemi battığı yerden çıkar. Tefekkürü inşa ederek kendimizi inşa edeceğiz, dünyayı inşa edeceğiz inşallah.